türevi alınmış bir evrendeyiz. Maddi olan üretimler, metalar, nitelikler varlığın kabuğundan soyuluyor. Kabuğun içinde bir şey yok gibi. Yalnızca görünmez bir fikir, bir kurgu, bir iddia. Ve bu iddiaya dokunamıyoruz. Onu sınayamıyoruz. Onu çoğunlukla mantıklı bile bulmuyoruz. Fakat bu görünmez ve mantığa sığmaz kurgu, tıpkı Adam Smith'in görünmez eli gibi tüm arz ve talep hareketlerini yönetiyor görünüyor. Kabuğun içi ne kadar yok gibi ise o kadar sansasyona gereksinim duyuyor. Varlığını kabul ettirebilmek için yokluğunu örtmeye çalışan bir haykırışa dönüşüyor. Bu yüzden göze görünmeyenin göstergeleri her zaman çok şaşalı, çok pırıltılı, çok kışkırtıcı ve çok pahalı. New market for NFTs. Jack Dorsey entering the fray of the week. Behind it, I mean, just to see $69 million. I'll tell you this, it's... NFT formatına sokulmadan önce 5 kuruş etmeyen, herkesin ücretsiz erişebildiği ve kimsenin önemsemediği bu görseller ne oldu da birdenbire milyon dolarlık yapıtlar haline geldiler? Bu NFT de ne? NFT, non-fungible token, kopyası olmayan bir dijital varlık, yeni bir anlayışı, yeni bir sanat piyasasını ve yeni bir bakış açısını ortaya çıkarıyor. NFT'yi aslında bir nevi tapu gibi düşünebiliriz. Yani artık o eserin mülkiyeti sizde. NFT'leri dijital sanat eserlerini tescil edilebilir varlıklar haline getiren ve satın alan kişilere satın alınan eserin sahipliğini veren eşsiz dijital sertifikalar olarak düşünebiliriz. NFT'ler Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların oluşturulduğu blok zincirler üzerinde oluşturuluyor ve ağırlıklı olarak Ethereum blok zincirini kullanıyorlar. Ve bu NFT'ler kripto paraların aksine birbirinden tamamen farklı. Bölünemez, takas edilemez ve eşsiz varlıklar. Bu takas edilememe ve eşsiz oluşları nedeniyle de telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyorlar. Bir Bitcoin başka bir Bitcoin'e eşitken ya da bir para başka bir paraya eşitken bir NFT hiçbir zaman başka bir NFT'ye eşit değil. Şimdi bununla ilgili çok kafa karıştırıcı sorular. Bir esere neden 70 milyon dolarlar ödenebildiğine, dijital bir eserin neden bu kadar yüksek bedelle satın alabildiğine dair birçok soru işareti var insanların kafasında. Çünkü dijital bir eseri ben ekran görüntüsünü alarak kopyalayabilir, kendim dilediğim gibi günlük hayatımda kullanabilirim. Ama bu aynı geleneksel piyasalarda bizim herkesin bildiği ünlü eserlerin kopyalanmasından farklı değil. O eserin bir adet orijinali var ve bu orijinalin kimde ve nerede olduğu belli. Benzer şekilde NFT'ler de aynı mantıkla işliyor. Bu eserin mülkiyetinin bende olmasını istediğimde ve bunu daha sonra bir yatırım aracı olarak kullanmak istediğimde NFT'ler vasıtasıyla o dijital sanat eserinin mülkiyetini alıyorum. Sadece sanat içinde değil, bir sürü başka işte mal, hizmet, yaklaşım ya da dijital varlık için yeni bir anlayış ve bir düşünme sahası açıyor bize. Bu bir video klibi olabiliyor, bir bilgisayar oyunu olabiliyor, aklımıza gelecek her şey olabiliyor. NFT'ler de tıpkı kripto paralar gibi blok zincir sistemleri üzerinde üretiliyor ve bu sebeple de blok zincir sistemlerine sağladığı bütün avantajlara sahip. Yani siz bir defa NFT'lerle alakalı bilgiyi sisteme yazdığınız anda bunun geri dönüştürülebilmesi, değiştirilebilmesi, manipüle edilmesi ihtimali yok. Bu nedenle de zaten sanat eserlerine kendine özgü biricik bir NFT atanarak bu NFT sayesinde bu biriciklik özelliği korunmuş oluyor. Mesela sanat dünyasında şu an fiyatlar konuşulduğunda çok çılgın rakamlara ulaşıyoruz. Hatta bazen ben bile kadar içinde olmama rağmen şaşırıyorum. Nasıl bu kadar olabiliyor? Ya da bu iş bu kadar pahalı olabiliyorken neden bu kadar emek sarf edilmiş iş bunun yanında devede kulak kalıyor?
69.3 milyon dolara satıldı. Beeple'ın bir eseri. Every Day the First 5000 Days diye. Bu eser sanatçının 5000 günlük farklı çizimlerinden oluşuyor. Aslında onun hikayesini tabii ki yani kavramsal olarak o hikayeyi oraya koydu. Dikkat çekici bir şey. İlk kopyasını 1 dolara sattı. Sonra da kendisinin de hiç beklemediği, kimsenin de beklemediği müthiş bir rakama eser satıldı. İşin ilginci şu, mesela bu eseri internetten o 5000 farklı eseri farklı farklı indirebiliyorsun. Acı durum şu ki herkes satış yapabileceğini sanıp girdi platformlara ama satış yapamayan çok fazla sanatçı vardı. Bizim bildiklerimiz, haberlerin bize yansıttığı sadece satış yapanlar. Ama onlardan daha fazla satış yapamayan, morali bozulan ve platformları terk eden sanatçılar var. Çok ilginç bir konu oldu, onu paylaşmak istiyorum. Daha yeni birkaç gün önce 12 yaşındaki Londra'daki bir çocuk Weird Whales diye bir koleksiyon yapıyor. Böyle garip garip balina resimleri yapıyor. 3350 tane satışa koyuyor. Tanesi 0.025 Ethereum'dan yani 55 dolar gibi bir şey oluyor. Ve 9 saatte 160 bin dolar para kazanıyor. Biz normalde şeye bakardık, sanatçının geçmişi, hangi eserleri sergilemiş, müzelerde sergilemiş mi, biyennallere katılmış mı? Aslında bir sanatçının trinin değerini böyle kriterler de belirliyor baktığımız zaman. Ama şu andaki tek kriterimiz eğer NFT'nin belirlemesi ise orada bence başka bir paradigma işliyor ve o çok da sürdürülebilir bir durum değil gibi mi geliyor? Geleneksel sanat piyasalarında bu iş bir markalama işi. İyi bir markanız varsa yüksek bedellere eserinizi satabiliyorsunuz. Markada kolektif olarak bir mutabakatla sizin eserinizi değerli atfetmesi ile oluşuyor. İşte bu şu anda geleneksel sanat piyasalarının aksine işleyen bir dinamik. Ama aynı zamanda da bu piyasanın bir balon olarak nitelendirilmesine neden oluyor. Demokrasinin kulaklarda çınlayan itibarı her geçen gün düşse de hala pek yüksek. İtibarını sarsan şey, onun tanımını her geçen gün esnetmek, demokrasi olmayanla giderek daha fazla eşitlemek. Bir konu herkes tarafından yapılmak mı isteniyor? Bir disiplinde giriş bariyerleri alt mı edilmeye uğraşılıyor? Bunun kısa yoldan bir itibarlandırılma yöntemi var. Onu demokratikleşme olarak nitelemek. NFT, sanatta gerçek bir demokratikleşmeye mi denk geliyor? Yoksa her şeyi pazar ekonomisine bırakmanın itibarlı ismi olarak mı kullanılıyor? Kripto, sanat yapıtının kendisi kadar, sanatın yeni dokusunu da şifreliyor mu? Yoksa şifreleri deşifre mi ediyor? NFT neyi demokratikleştiriyor? Herkesin kendini sanatçı gibi hissetmesinin temel sebebi merkezi olmayan bir sistemde oluyor olması. Dijital tarafta daha özgür ve bireysel çalışan, daha merkezden uzak ve kalmayı tercih eden ve orada çalışmayı tercih eden insanlara da kendini ifade etme imkanını veriyor. Ki bu da bambaşka bir sistemin, bambaşka bir geleceğin bizi beklediğini bana düşündürtüyor açıkçası. Sizin çalışmalarınızın iyiliği ya da kötülüğü genel itibarıyla farklı şekillerde ölçülebiliyor. Yani çok yetenekli birinin adı sanı duyulmamış, yeni girmiş ama muhteşem potansiyeli olan sanatçılar galerilerin yanlış politikaları yüzünden neredeyse çiçek vermeden solmaya doğru gidiyor. NFT burada sanatçıları özgürleştiriyor. Burada kendi çarpan etkilerinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yetenek setinizi, sanatsal bakışınızı eğer doğru kombine ederseniz burada istediğiniz değere bence çok daha rahat ulaşabileceğinizi düşünüyorum. NFT aslında aklına gelen herkesin deneyebileceği hem alıcı olarak hem de yaratıcı olarak en azından şansını deneyebileceği bir yer. Bu işin en demokratikleştirici, özgürleştirici tarafı aslına bakarsanız bu. Çünkü bu sistemin tabana yayılmasını sağlıyor. Daha önce yalnızca belirli kişilerin erişimi altında olan ya da bir sanatçı olarak benim sadece küçük erişim alanında sunabileceğim eserleri dünya çapında milyonlarca insana sunabilmemi ve bu eserlerin satın alınabilmesini sağlıyor. Bu açıdan da oldukça özgürleştirici olduğundan bahsedebiliriz. Reel üretim, yeni dönemin hoşgörüsünde. Katma değerin büyüğü soyutlamalarda.
Bir tabloyu reel üretim olarak var eden ucuz bir bez, tüpten sıkılmış birkaç cc'lik boya, bir miktar emek. 5 dolarlık girdiyle üretilen bu tabloyu 5 milyon dolara satılabilir kılan şey soyutlama. Soyutlama bir kamusal ikna süreci. Bu yüzden pek çok başka ruh bana gerek duyuyor. Sanat piyasasında sanatçılar, küratörler, sanat eleştirmenleri, akademisyenler, kültür sanat gazetecileri, galericiler, müzayede evleri, fuarlar, koleksiyonerler. Görünmez olan soyutlamayı bu ruhbanlar üretiyor. Fakat NFT birdenbire bu ruhban sınıflarını açıkta mı bırakıyor? Bu sınıflar ortadan kalkarsa sanat hala pahalı ve lüks bir çizgiyi sürdürebilir mi? Soyut değer yaratımı ruhbanlarsız devam edebilir mi? Yoksa NFT kendine yeni ruhbanlar mı oluşturacak? Diğer türlü ne kadar da somut olurdu ve ne kadar da ucuz. Sanatı aracısız muhatabına ulaştırma ve ona özgür bir zemin sağlama esprisi. En ilham verici taraf aslında bu merkezi sistemden kopup herkesin hakkını alabilmesi. Sanatçıları kendi üretim mekanlarında, kendi küçük imkanlarıyla, atölyeleriyle bütün dünyaya ulaştırabilmelerini sağlayan yeni bir zemin. Koleksiyonu birilerine göstermek için işte galerilerle anlaşması lazımdı. Ya da alıcılara her bir eserini tek tek göstermesi lazımdı fiziksel olarak. Satış için de yine galeriler ve auction house'larla anlaşmak zorundaydı ve herkese ulaşamıyordu. Şu anda eğer gerçekten değerli bir hikaye anlatıyorsanız, değerli bir şeyi ifade ediyorsanız ya da sizin ifadelendirmenizin bir özel esprisi varsa bunu NFT ile sınama imkanınız var. Bunu sınayabileceğiniz bir plan, sizin gibi düşünen, sizin baktığınız yere bakan insanlar var. Burada yeni bir konsensüs oluşmuş durumda. Bence aracıdan kurtulmak diye bir şey söz konusu değil aslında. Çünkü sanatçı o zaman her şeyini yapacak. Yani aracı dediğimiz ne? Belki de aracı kısmını yeniden tanımlamak da gerekiyor. Birazcık sistem problemi. Yoksa insanların dahil olması ya da işte özellikle de ekonomik manada birilerinin konuya dahil olması o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Ne kadar ortada aracı varsa bir işin değeri o kadar artmaya başlıyor ve siz tabii ki en nihayetinde çok gerçekçi olmayan ve hatta çok da adil olmayan bir pazarla karşılaşıyorsunuz. NFT bu noktada sanki buna müdahale edip hatta bunu birazcık normal, daha doğal bir yere çekebilir gibi geliyor bana. Direkt olarak yaptığınız şeyin karşılığını çok kısa sürede bulma imkanınız var. Artı bunu yaparken bir tekel de yok. Bunu kendi market sahanızı, kendi satış alanınızı yaratıp siz de yapabiliyorsunuz. Yani sanattaki bütün aracı kurumları ya da dijital bir varlığı kitlesine ulaştırırken ortaya çıkan bütün aracıları ortadan kaldırıyor. Bu birçok açıdan koleksiyoner için ve alım satımı da kolaylaştırdı. Sonuçta normalde bir eseri satın almak istediğimde auction house'lar ve galeriler durumdan duruma değişmekle beraber çok büyük yani %30'lar bazen daha fazla komisyon alıyorlardı. Şu anda bu çok daha azaldı. Bazen sıfıra indi hatta. Blok zincir sistemlerinin yarattığı esas devrim piyasaları hackliyor olması. NFT'de de aslında benzer bir durumu görüyoruz. Geleneksel piyasaları hackliyor. Hangi anlamda hackliyor dersek daha önce anahtar olan bazı oyuncuların rollerini ya kısmen ya da tamamen ellerinden alıyor. Bu oldukça önemli bir unsur ve biz şu anda görüyoruz ki sanat piyasalarında da müzayede evleri, koleksiyonerleri ayrı tutmak istiyorum ya da sanat eleştirmenlerinin rolü aslında biraz daha geri plana düşüyor gibi en azından şu aşamada. Galeriler NFT'yi bir kenara bırakıyorum, kendi içlerinde de büyük bir kriz yaşıyorlar. Ve bunun da büyük bir nedeni bildiğimiz işte çok bilinen blue chip artistleri portföyünde bulunduran galerilerin herkes üzerinde bir dominasyon kurmasıyla alakalı. Yani o kadar ki artık galeri kendi görevini bir kenara bırakıp sadece zapturapt altında tutan, sanat akımlarını belirleyen, sanatçıdan daha çok sanat üzerinde söz sahibi olan bir yere gelmiş bulunuyor. Zaten bence en büyük sıkıntı ve sanatçıların bu kadar NFT'den heyecanlanmasının sebebi de bunlardan bir tanesi. Galerinin gözüne bakmıyorsunuz. İşte bu Super Rare, NFT Gateway bunlar sonuç itibariyle bunları yaparken NFT'lerin satışlarından muhakkak bir gelirleri oluyordur muhakkak. NFT aracılığıyla
geleneksel piyasalardaki bazı aracı kurumların gözden düştüğünü, gücünü kaybettiğini görüyoruz. Ancak bu demek değil ki NFT'ler aracısız piyasalarda işliyor. Şu anda da hali hazırda bazı platformların alanı domine ettiğini görmeye başladık yavaş yavaş. İnternette herhangi bir değeri bir platform üzerinden satıyorsanız, buradaki en önemli unsur kaç kişinin sizi takip ettiği, kaç sanatçının size eser verdiği, kaç kullanıcınız olduğu ve günlük olarak ne kadar tık aldığınız. Yani aslında Google'da işleyen mekanizmadan farklı bir mekanizma yok. Bu metrikler anlamında en yukarıda olan platform alanı domine etmeye başlıyor. Burada tabii yine aracının belirli bir gücü, gerek sanatçı gerek koleksiyoner üzerinde belirli bir yaptırımı olması söz konusu. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, geleneksel piyasaların aksine bu platformların alternatiflerinin türemesi çok daha mümkün. Her şey kedilerle başladı. Minik pisicikler baygın gözleriyle, biricik olma iddialarıyla bir anda cepleri hafifletiyor. Bu dijital garfiltlerin böylesine pahalı satılabilmeleri hangi dönüşümün eseri? Ya da hangi dönüşüme işaret ediyorlar? NFT kendisini bir varlığın NFT'si olarak mı konumluyor? Yoksa artık varlıklar NFT olmakla mı kendilerini pozisyonlayacaklar? Sahte, gerçeği kovuyor. Ben bir bilgisayar aldım ve 2021'de NFT diye bir şey çıktı. Ve hemen hop bundan bir fotoğraf çektim, sattım. Tabii ki böyle bir şey değil. Yani NFT'nin bugünlere geleceğini işte 70'li yıllardan itibaren gören, buna işte eserleriyle, yazdıklarıyla, düşündükleriyle ve ürettikleriyle destek veren, bunu hazırlayan, bu geleceği inşa eden bir sürü insan var. Birisi işte George Lucas, kendi şirketinin içerisine bir dijital üretim birimi, bir bilgisayar grafiği bölümü açıp, sonra işte orada Pixar makinesini gerçekçi ve yüksek kaliteli görüntü işleme ve üretme makinelerini yapıp buna bir yol açan, İşte sonra onu hikaye ve endüstriyel ölçüye alıp taşıyan Pixar, Disney gibi şirketler bugünün tabii zemin taşlarını döşediler. NFT ve sanat ilk kez 2014'te bir araya geliyor. 2014'te Kevin Abouche'un bir projesiyle birlikte yapılıyor. Bunlar bir Larva Lab Studio. Onlar oralarda bir denemeler yapıyorlar. Hani platformlar var o zaman da, şu anki platformlar gibi. O platformlarda koyuyorlar işte yaptıklarını. Yine MP4, JPEG formatlarında. Ve orada bunları böyle deniyorlar, satmaya başlıyorlar. Bu imajları bu oluşturulan, yani blok zincir üzerinden parayla alabileceğiniz, yani kripto paranızla alabileceğiniz siteye yüklüyorlar. NFT ağırlıklı olarak 2020-2021 yıllarında hayatımıza girdi ve çok konuşulmaya başladı ama tarihi tabii daha eskilere uzanıyor. Örneğin 2017 yılında CryptoKitties adı altında bazı kedi tasarımları piyasaya sürüldü ve binlerce insan binlerce dolara bu kedi tasarımlarını satın aldı. Burada tabii bir sanat eseri tartışması da ortaya çıktı. Sanat eseri nedir, ne değildir? Bir kedi tasarımı, bir kedi çizimi bir sanat eseri olarak nitelendirilebilir mi? Ama bu piyasalar 2017'de de, günümüzde de şu anda bu tartışmalardan biraz uzakta görünüyor. Çok enteresan bulduğum bir vaka Second Life oyunudur ve buna benzer platform oyunları. Bu oyunlarda alternatif bir dünyada dolarla ya da herhangi bir para birimiyle satın aldığınız o dünyanın parasını kullanıyordunuz. Örneğin ben Second Life'da bir ayakkabı, günlük hayatta bildiğimiz bir ayakkabı mağazasına gidip sanal bir ayakkabı satın alabiliyordum avatarım için. Ya da sanal kıyafetler satın alabiliyordum. Ya da yine bu dünyada yarattığım evim için sanal sanat eserleri satın alabiliyordum. O dünyaya ait bir para birimiyle. Tabii burada artık işin çok daha organize ve piyasaya etki edecek bir biçimde evrildiğini görüyoruz. Ama bu sanallaşma aslında onlarca yıl öncesinden başlamıştı diyebiliriz. Sadece üreticinin lehine ve bunu da blockchain kullanarak yapılmış olması bence büyük bir devrim. I think the NFTs point to two very interesting things that happened since NFTs became more public knowledge. One thing is that people not only invest and buy crypto assets, cryptocurrencies, but they also create crypto assets and cryptocurrencies, which I think is huge.
So more people are exposed to it and they can create. And then the second thing is that digital art, of course, NFTs, they did not have a real market. NFT yaratmak istediğimde ilk yapmam gereken şey bir cüzdan yaratmak. Yani kripto paralardaki sistemle aynı işliyor. Yarattığım cüzdanın içinde daha sonraki satın alma ya da satma işlemlerimde kullanacağım belirli bir miktar para var. Bunu aslında benim gerçek bir cüzdanım olarak düşünebilirsiniz. Bunun dijital versiyonu. NFT'de bir eseri piyasalara sürebilmeniz için belirli platformlarla mutabakata varmanız, anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Bir NFT ürettiğim esnada aslında bu NFT'ye sanat eseriyle birlikte bir sözleşmeyi de gömmüş oluyorum. Bu sözleşmenin içerisinde de bu eser için ne kadar fiyat belirlediğim, bu fiyatın sabit olup olmadığı ya da açık arttırma usulü mü satmak istediğim, bu eser her el değiştirdiğinde benim yüzde kaç komisyon alacağım gibi bazı noktalarda mutlaka içeriyor. Ve bu sözleşme devredilemez, değiştirilemez bir sözleşme olarak kodlandığı için bundan sonra her alım satımda bu şartlar geçerli olmaya devam edecek. Ya bunu yapacak teknik kapasiteniz olması gerekiyor. İki, bununla ilgili fikir altyapınız. Yani bir tweet'in üretilmesi ve NFT yapılması teknik olarak çok basit bir şey. Ama bir sanat eserinin immersive capture'ını yaratmak ve bunu seyreden kişi de ya evet gerçekten çalışmanın içinde oldum, içine girdim, bunu resmen yaşayabildim demek için farklı farklı tool'lar gerek, farklı perspektifler ve sanatsal anlayışlar gerekiyor. NFT ağırlıklı olarak Bitcoin değil, Ethereum tabanlı bir uygulama olarak geliştirildi. Çünkü Ethereum'da bu iş için tasarlanmış bir token var ve bu token'ın üzerinden NFT'ler üretilerek piyasaya sürülüyor. Burada belirtmek istediğim önemli bir nokta daha var. Eserinizi piyasaya sürdüğünüz esnada ürettiğiniz NFT hemen bu zincire işlenmiyor. Bazı platformlar eğer eseriniz satın alınırsa sizi bu Ethereum zincirine yönlendiriyor. Çünkü bu zincirde işlem yapıyor olmanız size belirli bir ücrete mal oluyor. Çünkü artık NFT'ler üzerinden sanatçının hakkını tam olarak teslim eden sistemler üzerinde çalışıyoruz. Buradan kastım şu, sanatçı bir kereye mahsus olarak eserinin bedelinin ödenmesi sonucunda eseriyle vedalaşmıyor. Tüm satın alma süreçlerinde sanatçı haberdar oluyor ve aynı zamanda komisyonunu almaya devam ediyor. Ki arada hepimizin bildiği gibi zaman zaman çok büyük uçurumlar olabiliyor fiyat açısından. Ve her fiyat artışında sanatçı vedalaştığı eserinin fiyatına uzaktan bakmak yerine artık onun bir yüzdesini kendi faaliyetlerini devam ettirmek adına da hayatına katmış oluyor. NFT bir sanat eserinin görselini alıp onu biricik yapmak anlamına teknik olarak geliyor yani. Yani o ekonomik ve onu ticari kimliğe kavuşturmak için minting tabir edilen ve Türkçe'de belki paranın işte darp edilmesi yani ona işte mühür vurulup para vasfı kazandırılması gibi bir dijital belgeye bir sözleşme yerleştirilerek onun biricik olması sağlanıyor. Fiziksel bir eserin de aslında orijinalliğini kanıtlamak için her bir satışta tekrardan orijinalliğini kanıtlamak gerekiyor. Hani gerçek mi değil mi? Bir insan bir esere o kadar para veriyorsa orijinal olduğunu kesin bilmek ister. NFT ile beraber bu değişecek. Yani her seferinde tekrar orijinallik tespiti yapılmayacak. Siz bir NFT'ye dönüştürdüğünüz anda bir işinizi aslında artık onun kaydı en başından itibaren takip edilebilir bir şeyin içine giriyorsunuz. Blockchain böyle bir şey zaten. Normal şartlarda eski sistemde bir sanat eseri bir defa bir koleksiyonerin koleksiyonuna girdiğinde sanatçıyla olan bağları ekonomik anlamda kopuyordu. Bizim geleneksel sanat anlayışımızda sanatçı bu satışlardan hiçbir komisyon alamıyordu. NFT ile beraber bu değişiyor. Aynı zamanda kazancı bir kenara bırakıyorum, bir recognition, bir tanınma da oluyor. Çünkü aslında bence sanatçının daha hayatta kalmakla ilgili dertlerini bir kenara bırakırsak bir yandan da tanınma ihtiyacı var. Tanınmayla kastım tabii ki de bu celebrity olma, ünlü olma gibi değil. Var olan işinin tanınıyor olması ve ona ve onun karşılığında da kendisinin işaret ediliyor olması. Bu birazcık sanki bana sanatçının kendi sesini kazanmasıyla ilgili bir yolculuk da gibi geliyor. Bu da düşünüldüğünde gerçekten sanatçıyı ya da üreticiyi gerçek anlamda teşvik eden, onu daha çok üretmeye ve üreticinin karşılığını alabilmesine dair daha ikna edici bir argüman ortaya çıkarıyor. Eskiden NFT'ye kadar bu böyleydi çünkü bir dijital eserden sonsuz üretebiliyordu. Yani herkesin bilgisayarında aynı eserden, aynı dijital eserden bulunabiliyordu. Bedava yükleniyordu. Şimdi bununla beraber şu değişti. Bu eser sizdeki eserin orijinalliği kanıtlı.
Yani Mona Lisa mesela şu an Louvre'da. Ama Mona Lisa'nın sahtesini de yeme koyabiliyorum. Mantık aynı aslında. Dolayısıyla orijinalliği kanıtlandığı için, senin olduğu kanıtlı olduğu için, sahibi belli olduğu için bu esere biz bu kadar parayı ödüyoruz. Alıcı olarak da şuna ihtiyaç var. Yine çok özgür bir şey. Diyelim ki bir dijital eser satın almak istiyorum ve bunun için de ilgili platformlarda hesap açarak eserleri incelemeye başladım. Eserin sayfasına girdiğimde sanatçının bu eser için koymuş olduğu kuralları, sabit fiyatını ya da açık artırmada o andaki fiyatını görüntüleyebiliyorum. Buna göre de kendi oluşturduğum kripto para cüzdanındaki kripto paralarımla ya sabit fiyat üzerinden eseri satın alabiliyorum ya da eseri satın alabilmek üzere bir teklif veriyorum. Satıyorum. Sat. Şayet eseri satın alırsam ya da en iyi teklifi ben verirsem ve eser bana satılırsa, bu durumda NFT token'ı benim NFT cüzdanıma gelmiş oluyor. Dolayısıyla siz bir değeri, bir dijital varlığı satın almak istediğinizde authentication, yani bunun kime ait olduğu, geçmişi, hangi tarihte üretildiği, kimlerin elinden geçtiği, hangi alım satım işlemlerinden geçtiği net bir şekilde ortada oluyor. Ve bu hem alıcı hem de satıcı açısından bir güven ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor. ...2021 yılıyla beraber çok popüler oldu NFT. Ama tabii popüler olması kalıcı olacağı anlamına da gelmiyor. Yani bu konuda iki karşıt görüş var. Hani biri NFT'nin bir hype olduğunu ve geçici olduğunu iddia ediyor bir bölüm. Diğer bölüm ise kalıcı olduğunu ve sonrasında da sanat dünyasını değiştireceğini düşünüyor. Bana göre her türlü piyasanın geleceğini arz talep dengesi belirliyor. Burada da benzer bir durum söz konusu. Ben sanatçıların bu konudaki talebinin dineceğini ya da koleksiyonerlerin bu konudaki talebinin azalacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bence NFT'nin geleceği son derece parlak. Ancak şu anda gördüğümüz spekülatif, geçici dalgalanmalara ev sahipliği yapan ve hangi değer unsurları ya da değer önermeleri üzerinden ilerlediği belli olmayan işlemlerle devam edeceğini düşünmüyorum. Bu doğrultuda da aslında daha sakin piyasalara doğru evrileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada da dikkatle yaklaşılması gereken bir konu var. Bu piyasalar sakinleştiğinde daha ziyade geleneksel piyasalara evrilme eğilimine giriyorlar. Şu an müzayede salonlarının NFT ile olan ilişkisini takip ediyor musunuz bilmiyorum ama acayip şeyler oluyor. Yani hakikaten sanat galerileri ne kadar geleneksel ve kurumacı yaklaşıyorsa müzayede evleri tam tersi bir şekilde inanılmaz atak, inanılmaz o konuyla ilgili ve hali hazırda bir sürü program yapmış bulunuyorlar. I think crypto art is the right way to transact digital files because it's the only way to make them rare, you know, make them much like real art. So definitely it's a paradigm shift for the art world. I think a lot of galleries understood that, auction houses, they understood that. So there is a lot of investment in infrastructure. And yeah, it's bound to make an effect on the art world at large and digital art especially. Yani nasıl şu anda yağlı boya tablo var ise NFT de muhakkak sürekli olacaktır. Kısa süreli bir tahminde bulunmak zor. Daha uzun süreli olarak baktığımda kesinlikle sanat dünyasının çoğunu elde edebileceğini düşünüyorum. Gelecek bir soyutlama. Varlığı yok. O bir tahayyül. Tahayyüle tahayyülle yaklaşanlar. Onlar devrimciler. Ama her soyutlama bir devrim getirmiyor. Başarılı soyutlayıcılar, başkalarını da kendi soyutlamalarına ikna edenler. Gelecek, görünmez değerler yaratıp, onları kamusal alanda ortak mutabakatta bir araya getirenlerin düşlerine yakın. NFT bir şifreleme formatı. O bir ikna yöntemi. Ne kadar ikna edici, o kadar kapsayıcı. Mantıklı mı? Yanıtlaması güç. Ama öyle görünüyor ki bir şekilde ikna edici.